komploya maruz kalmasının üzerinden 26, 25 yıl geçti, 26. yılına girmekteyiz. Ve son 35 aydır hiçbir şekilde Sayın Öcalan'dan ne avukatları ne de ailesi hiçbir şekilde hiçbir haber alamamaktadır. Bu yönlü bir tecrit devam etmekte. Komplo ile tecrit arasındaki bağlantı işin özünde nedir? Bizler onu şöyle değerlendiriyoruz. Yani komplo her ne kadar Kürt halkının, Kürt ulusunun demokratik temeldeki taleplerini bastırmaya, yok etmeye, sindirmeye yönelik ise tecrit de aynı şekilde Kürt ulusunun demokratik zemindeki hak ve taleplerini bastırmaya, kırmaya, sindirmeye, yok etmeye yöneliktir. Yani işin özünde her ikisi arasında da hem komplo hem tecrit arasında kavram dışında herhangi bir fark görmüyoruz. Her ikisi de amaçları itibariyle aynı zeminde ilerlediğini, aynı zeminde olduğunu değerlendiriyoruz. Pozitif hukukta hem de Türkiye'nin tabi olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası mevzuatları biz dikkate aldığımızda aslında hiçbir yerde biz tecrit şeklinde bir ceza, bir yaptırım yani yok yani bunu hiçbir yerde görmüyoruz, göremiyoruz. Tecrit politikasının yani içtihatlarda yani Türkiye'deki içtihatlarda ve uluslararası mevzuattaki hukuki boyutu yani yok hükmünde bir şey. Bu hukuku alaşağı etme, hukuku tanımama, kanunları uygulamama şeklinde bir uygulamadır. Tecrit politikası tamamen Türkiye'nin ve Türk hükümetinin kendi menfaatleri, kendi çıkarları doğrultusunda halkların taleplerini baskılamak amacıyla farklı seslerin, demokratik zemindeki seslerin dışarıya çıkmasını, dışarıya ulaşmasını, kitlelerle buluşmasını engellemek amacıyla Türkiye'nin tamamen kendi mevzuatına, içtihatlarına, uygulamalarına ve uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde geliştirmiş olduğu bir yöntemdir. Tecrit aslında görünürde her ne kadar Sayın Öcalan'a uygulanıyor olsa da aslında Sayın Öcalan'ın şahsında bütün Türkiye ve Kürdistan halkına uygulanan bir politikadır. Şimdi tecridin kırılması niçin önemlidir? Bunu bugün toplumun tamamına da aynı şekilde uygulanıyor. Bugün toplum o kadar sindirilmiş ki toplum düşüncelerini, fikirlerini hiçbir şekilde özgür bir şekilde dile getiremiyor. Fikirlerini beyan edemiyor. Bu sebepten ötürü aslında her şeyin başı olarak ilk uygulandığı yer olan Sami Öcalan'ın üzerindeki tecridin kırılması demek. Şehirlerdeki, toplumlardaki, hapishanelerdeki tecritlerin kırılması demektir. Şöyle bir durum söz konusu. Tecrit biraz önce de söylediğimiz gibi yani sadece Sayın Öcalan'ın şahsında olan bir durum değil. Tüm toplumun üzerine her alanda sirayet etmiş bir durum yani. Şimdi Kürt sorunun demokratik bir şekilde çözümü için öncelikle çözümün muhatabı olan kişiyle görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çözümün muhatabı ne? Siz tecrit uyguladığınız zaman sorunu çözemezsiniz. Sorunun muhatabıyla görüşeceksiniz, toplum görüşecek, fikirler gelip gidecek, düşünceler paylaşılacak ve bu şekilde demokratik bir zeminde düşüncelerle birlikte bir ortak zemin kurulduğunda ancak sorun çözüme kavuşturulur. Şimdi siz bir yandan tecride devam ettirip diğer yandan da ben Kürt sorununu çözeceğim diyemezsiniz. Kürt sorunu ancak Sayın Öcalan'ın üzerindeki ve toplumun üzerindeki tecrit kırıldığında, kaldırıldığında çözüme kavuşturulabilecektir. İkisi bugün birbirinden bağımsız düşünülemez. İkisi iç içe geçmiş sorunlardır aslında. Bu gayri hukuki uygulamaya son verilmediği sürece Kürt sorunu da demokratik bir zeminde çözülecek gibi görünmüyor açıkçası. Bu sebepten ötürü yani tecrit politikasının Kürt sorununun çözümünde de çok büyük önem arz etmektedir. İkisi birbiriyle bağlantılı.